Evet, Antalya'dayız şu anda. Değerli çiftçimizle birlikteyiz. Ünal Bey, nasılsınız? İyiyim Enver Bey. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ankara'dan ziyarete geldik. Allah Bu razı olsun. arazimize bir hafta önce Ümigas'ı göndermiştik. Evet. Uyguladık mı? 3 gün önce uyguladık. Evet. Şu anda 3. günündeyiz. Evet, bugün de güneş var. Evet. Bugün hareketlenme olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet, sizden sera hakkında bilgi alalım. Daha sonra biz bilgilendirmeye başlayalım. Ben Humigas'a müracaat etmemin tek sebebi benim biberlerimdeki meyvelerde şurada bir bozuk meyve vardı. Şunun gibi meyveler. Neredeydi o? Bir tane meyve vardı. Adam nereye gitti o meyve? Güzelmiş demek ki. Hayır, şimdi buradaydı. Şimdi buradaydı. Evet. O meyveyi göstereyim ben de. Biraz geri gitti. Şu meyve. Benim bitkimin gelen ziraatçılar, herkes bir şey söyledi. Hı hı. Bu bitkimin meyvesinin bu şekilde olmasının tek sebebi benim bitkimin sadece azotla beslenmesi. Evet. Potasyum ve fosfordan faydalanamadığı, nasibini alamadığı için evet. Ziraatçıyım diye gezenler, yanıma gelen yaşlı başlı adamlar dediler ki virüs olmuş, pas olmuş, o olmuş, bu olmuş. Ya kardeşim bunun sebebi ne diyorum. Bana herkes bir hikaye anlatıyor. Şimdi bak, humik asit verildikten sonra tahmin ediyorum, bak her yerden yaklaştır filizanın. Görüyorsunuz her yerden bitkimiz patlamaya başlamış. Aynen. Toprak şu an çalışmaya başlıyor. Şu anda bak bu çalıştığının göstergesi ve bitkimiz 3 günlük potasyum çözülmüş, fosfor çözülmüş ve bitki bunu rahat bir şekilde almaya başlamış. Bunu da hem meyve kalitesine, rengine veriyor. Aynen. Hem de bitkinin gelişimine bak, her yerden patlama var. Kesilen her yerden patlamış. Bu nedir? Kökün iyi çalıştığını gösteriyor. Aynen. Gösterge olarak ve vermiş olduğumuz malzemenin toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru çözdüğünü. Aynen. Ve bu sayede de bitkiyi geliştirdiğini görüyoruz. Aynen. Evet, sizi dinlemeye devam edelim. Buyur. Şimdi herkes bir şey anlatıyor. Herkes bir uygulama söylüyor. Üreticilerimize benim söyleyecek olduğum tek şey, arkadaşlar, ürünlerinizin kül, pas olmasının tek sebebi sizsiniz. Evet, toprağınızın kitlenmesinden kaynaklı şu meyveler, bunlar kimsenin hatası değil. Bunlar benim hatam. Bilinçsizce toprağımı zamanında gübreledim. Kış ayı gelince toprak kitlendi ve benim bitkim sadece ve sadece azotla beslendiği için şu anda bitkim benim kalsiyum eksikliği yaşıyor. Fosfor eksikliği yaşıyor, potasyum eksikliği yaşıyor. Oysa toprakta hepsi var. Hepsi var. Yaşıyordu. Evet. Ama artık yaşamıyor. Şimdi toprağımın çalışmaya başladığını, ben meyvemin, ağacımın saplarından, budadığım yerlerden, ağacın yürüyen kısımlarından az çok biliyorum. Ben 40 yıllık çiftçi değilim. Ben ömrümde ilk defa bu yıl seracılık yapan gariban Mehmet Efendi. Hani ziraatçılarımız Allah razı olsun geliyorlar, yaz 16, 8, 24, 20, 10, 20, yaz 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo dayan. Kışın ne oluyor? Topraklar kilitleniyor. Sonra geçmiş olsun. Evet değerli dostlar. Kış ayı boyunca ya bu ağaca ne oluyor, niye hastalanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Halbuki kışın bizim toprağımızdaki organik maddeyi arttırıp toprağımızdaki potasyumu, fosforu çözerek bitkimize versek, bu bitki hastalanmak için değil, yaşamak için dünyaya gelmiş. Yaşamak için elinden geleni yapıyor. Benim gibi beceriksizlerin eline de geçince malum ortada pas da oluyor, küf de oluyor, hastalanıyor. İşi ehline sorun. Aynen, işini ehline sormak lazım. Evet, ehline sorun. Niye diyoruz? İşi ehline verdiğinde seni doğru yönlendirir, aynen, doğru bilinçlendirir, doğru ürünü kullandırtırır ve netice olarak da sizi doğruya götürür. Şu anda 3 gündür şimdi, yapmış şimdi, olduğumuz... Şimdi bir dakika sözü evet. Keseceğim. Piyasada işin ehli diye gezen, yaşını başını almış nice insanlar var. Yaşına hürmete, işi bilen adam diye itimat ettiğim adam, biraz sonra göstereceğiz. Bitkilerim şu anda kurumakla karşı karşıya kuruyan, kurudu kestim. Beyefendi, bu uygulamayı yapmamamız gerekir aslında ama sen benim lafımı dinle demesine rağmen sırf onun söylediğini yaptığım için bitkilerim şu anda kurudu. Evet. Onları da çekeceğiz birazdan, onları da göstereceğiz inşallah. Evet değerli dostlar, işin ehli çok önemli.
toprağı tanımak, toprağın dilinden anlamak, bitkinin dilinden anlamak ve bitkinin talebini doğru şekilde bilip ona göre uygulama yaptığınız zaman başarısızlık diye bir olay söz konusu değil. Tarım bilgiyle eşdeğerdir. Bilgiyi doğru şekilde kullanıp o bilgiyle toprağın ihtiyacı olan, bitkinin ihtiyacı olana verdiğinizde bitki nankör değildir. Aldığını verir. İşte göstergesi. Buyurun. Hani diyorlar ya, bitki, sinek geliyor, buyurun, böcek geliyor. Üreticilerimize ben buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Ne diyor bitkimiz? Al beni diyor. Aynen. Önemli olan bu. Ben artık çalışmaya başladım diyor. Bakın. Bak, görüyor musun? Her yerden fışkırmış. Her yerden fışkırmaya başladı. Her yerden fışkırmış. Şimdi bizim ziraatçılara, ilaç bayilerine çalışmak istemiyorsak üreticilerimize tavsiyem. Arkadaşlar toprağınızı tanıyın. Toprağınızın organik madde miktarını arttırın. Evet. Toprağınıza gözünüz gibi bakın. Benim yaptığım şu saçmalıkları yapmayın. Şu beyazlığı görüyor musunuz? Tuzmuştur. Bu tuz. Evet, aynen öyle. Verdik gübreyi ve toprağımı kendi elimle çölleştirdim. Bu hatayı siz yapmayın. Ben yaptım ama siz yapmayın. Evet, şimdi burada geç de olsa uygulamamızı yaptık. Aynen. Ve yaptıktan sonra da hemen de 3 günde neticesini hemen gördük. Aynen. Evet değerli dostlar, seraları gezmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Başlamadı. Yeniden başla. Evet değerli dostlar, şu anda 2 tane fidemiz var. Burada biberimiz var. Biri humigasit verilmiş, birine de verilmemiş. Bunun 3 gün önce verilenle şimdi hiç verilmeyen arasındaki farkı sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz bu humigasiti alan ağacımız, meyvemiz. Bak görüyorsunuz buradan patlamış. Şu anda bu da almayan. Görüyor musunuz? Patlama yok. Şimdi yukarı geçiyoruz. Burada humigasiti alan biberimiz. Şuraya iyi yaklaş. Görüyorsunuz. Güzel bir gelişim var. Buradan patlamış. Bu da humigasit verilmeyen. Var mı bir şey? Yok. Sapsarı. Ve buradan herhangi bir patlama, herhangi bir gelişme yok. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani toprakta var olanı doğru şekilde çözüp bitkiye verdiğinizde bitki nankör değildir arkadaşlar. Toprak aldığını inkar etmez. Karşılığını size kat ve kat verir. Ve bunu da verince size bu mahsul olarak döner, para olarak döner, ekonomi olarak döner ve sizin rahat, huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşamanızı sağlar. Onun için diyoruz ki işi ehlinden öğrenmeniz şart. İşi, bakın yine göstereyim. Tüm şeylerin buradan patladığını görüyoruz. Yemyeşil patladığını görüyoruz. Hepsinde aynı. Bak burada da çiçekler, çiçeklenmeler başlıyor. Bu da bize bizim ne kadar haklı olduğumuzu 3 gün içerisinde gösteren birebir bariz göstergeler. Çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle bundan sonra da hep beraber memleketimizin güzel topraklarını işleyerek, çiftçilerimizle birlikte el ele vererek, yani çiftçilerimizi sömürenleri deşifre ederek biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz.